Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 178, 179, 180 Tuna yayınları. 3. sınıf hayat bilgisi kitabı yönleri nasıl buluruz metni etkinlik cevapları sayfa 178'den 180'e kadar. 3. sınıf hayat bilgisi kitabı yönleri nasıl buluruz metni etkinlik cevapları. 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 178, 179, 180. Soru: evimizin bulunduğu yönü nasıl belirtiriz? Kısa cevap: evimizin bulunduğu yönü yönlere göre belirtiriz. Uzun cevap: evimizin veya herhangi bir yerin yönlerini belirtirken yönleri kullanırız. Yönler herkes için ortak kabul edilen bir bilgi olduğu için evimizin belirli bir yöndedir ve kişiden kişiye değişmemektedir. Böylelikle adres verirken kolaylıkla bulunmasını sağlayabiliriz. 3. sınıf hayat bilgisi Tuna yayınları ders kitabı sayfa 180 cevapları. 1. Aşağıda verilen şekildeki noktalı alanlarla ilgili ana ve ara yönlerin adlarını yazalım. Cevap: 1. Aşağıda verilen şekildeki noktalı alanlara ilgili ana ve ara yönlerin adlarını yazalım. Kuzey, güney, kuzeybatı, kuzeydoğu, batıdoğu, güneybatı, güneydoğu. 2. Aşağıda verilen yönler adlı okuma parçasında noktalı yerleri anlatmaya uygun olarak tamamlayınız. Hava yavaş yavaş aydınlanırken her zamanki yerinden çıkmaya başlar. Biz bu yöne doğu deriz. Öğleye doğru yükselir ve günün sonlarında ardından batar. Bu yöne batı adını veririz. Sıcak estiği yöne güney, soğuk estiği yöne ise kuzey deriz. Ana yönler arasında 4 ara yön vardır. Kuzey ve doğu arasında kuzeydoğu, güney ve doğu arasında güneydoğu deriz. Kuzey ve batı arası kuzeybatı, güney ve batı arası ise güneybatı yönüdür. 1. Ana yönlerin adlarını söyleyelim. Cevap: 1. Doğu, 2. Batı, 3. Kuzey, 4. Güney. 2. Doğada karınca yuvalarının ağzı hangi yöne bakar belirtelim. Kısa cevap: doğada karınca yuvalarının ağzı kuzeye bakar. Uzun cevap: karıncalar yuvalarını kumsal hafif topraklarda yaptıkları gibi ormanlar içinde, ağaç kabukları içerisinde de yapabilirler. Karıncalar yuvalarını sıcak olan bölgelerde ve duruma göre girişini güneye bakan şekillerde yapmaktadır. Dünyada kuzey yarım kürede bulunan bölgelerde karınca yuvalarının girişi güneye bakmakta, toprakta olan yerleri ise kuzeye bakmaktadır. Güneş ışınları dik geldiği ekvator bölgelerinde ise karınca yuvalarının girişi yukarıya kadar bakabilir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum map sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.